Haftanın ilk güne bakışından herkese merhaba. İran-Irak sınır bölgesinde dün akşam şiddetli bir deprem meydana geldi. İran Devlet Televizyonu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 400 kişi hayatını kaybetti. 2500 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Süleymaniye'de yaşayan akademisyen Barın Kayaoğlu bölgede hayatın nasıl etkilendiğini anlattı. Büyüklüğü 7.3 olarak açıklanan deprem nedeniyle hem İran'dan hem de Irak'tan can kaybı haberleri geliyor. Ajanslar Irak'ta Süleymaniye ve çevresinde büyük yıkım olduğunu bildirirken, İran'da Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar olduğu ifade ediliyor. Kirmanşah'taki bir diğer yerleşim yeri Serpol Zehap da depremde büyük hasar gören yerlerden. Fars Haber Ajansı'na göre Serpol Zehap'ın tek hastanesi depremde yıkılmış ve kentin tamamında elektrikler kesik. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Türk Kızılay'a da yardım gönderdi. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Erbil merkezde bulunan Türk Kızılay'ı delegasyon başkanlığında görev yapan uzman personel, depremden etkilenen bölgelerdeki acil dönem ihtiyaç malzemelerinin tespitine başladı. Adana, Muş ve Elazığ'daki bölge afet yönetim merkezlerinden 3000 çadır, 10.000 battaniye, 3000 ısıtıcı, 10.000 yatak ve 1 mobil mutfağa sevkiyata hazırlayan Türk Kızılay'ı Irak ve İran Kızılay'ı ile ortak hareket ediyor. Merhabalar Burak, iyi yayınlar. Dün akşam Türkiye saatiyle Süleymaniye ile Irak'la Türkiye aynı zaman diliminde zaten. Türkiye saatiyle de saat 9 çeyrek civarında başladı deprem. Daha sonra 7.5 şiddetinde ve Halepçe'ye yakın, merkez üssünün Halepçe'ye yakın bir yerlerde olduğunu öğrendik. Deprem başladığında ilk tepkim çalışma odamdaydım. Ertesi günün ders notlarını hazırlıyordum. Kapı aralığına gittim. Kapı aralığından bana pek bir fayda olmayacağını da fark ettim. Çünkü deprem çok çok yoğundu. Ondan sonra evden çıkmak için dışarı koştum. Evimin kapısı da kilitliydi. Hatta o kilidi açmak için bayağı bir uğraştım aslında. Biraz da panik yaşadım doğrusunu söylemek gerekirse. Daha sonra iki katlı bir apartmanda yaşıyorum. Apartmanın tepesine çıktım. Terasa çıktım. Ve beklemeye başladım. Deprem takribi bir dakika sürdü. Saat hemen ardından işte 9 çeyrek dedim. Herhalde 9.20-9.25 gibi ilk ciddi siren sesleri gelmeye başladı şehirden. İnsanlar sokaklara akın etti tahmin edeceğiniz gibi. Şehir içinde çok fazla bir yıkım görmedim. Şu sıralarda Soçi'de Putin-Erdoğan zirvesi gerçekleşiyor. Özellikle Suriye ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvenin gündemini Medyascope TV özel yayınında Moskova Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kerim As'la konuştuk. Tabii Suriye meselesinde İdlib hususu da önemli. Zira İdlib'de şu an şu aşamada Rusya'nın beklediği hızla ilerlemiyor süreç. Biliyorsunuz İdlib'de hem yani Türkiye bir şekilde gözlem noktaları kurarak, gözlem merkezleri kurarak bir şekilde terör örgütlerini, El-Nusra gibi grupları diğer muhaliflerden ayırmaya çalışıyor. Bu zor bir görev. Diğer taraftan da tabii özellikle Şii nüfusun yaşadığı, çok fazla nüfus yok ancak yine de var. İdlib'deki bu tarz kasaba köylerde Rusya ordusu, Rusya ile Suriye ordusu bir şekilde mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Oraları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ancak netice itibariyle yükün büyüğü Türkiye üzerinde. Ve bu sürecin hızlandırılması konusunda belki hava desteği sağlanır mı sağlanmaz mı Türkiye'ye, bu konuşulabilir. Veya işte El-Nusra'nın ne şekilde elimine edileceği konusunda daha sofistike yöntemler artık konuşulacaksa konuşulabilir diye düşünüyorum. Ancak İdlib özellikle temel hususlardan biri olacak Suriye bağlamında.
Şimdi şöyle, S-400 meselesi sadece bir savunma ekipmanının alınması meselesi değil, bir ekonomik ticari mesele değil. İşin siyasi boyutu var ve jeopolitik yansımaları da söz konusu diye ben düşünüyorum. Bazı insanlar, bazı uzmanlar özellikle yani bu meseleyi bir şekilde ticari bir hava savunma, ticari bir perspektiften değerlendiriyorlar. Mümkünatını çok fazla nasıl diyelim, yani Türkiye-Batı ilişkilerinden ayrı bir şekilde değerlendiriyorlar ki ben bu kanaatte değil. Bu ister istemez S-400 meselesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde doğrudan etkileyeceği kanaatteyim. Dolayısıyla baktığımızda tabii anlaşmanın içeriğini henüz şu aşamada açıkçası bilmiyoruz. Yani bu anlaşmanın içeriği tam olarak ne ihtiva ediyor bilmiyoruz. Veya anlaşma bir nihai anlaşma mı imzalandı yoksa bir ön anlaşma mı imzalandı? Benim kanaatim bir nihai anlaşma imzalanmış değil şu aşamada. Evet, Güne Bakış'ta bugün konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı ve IPL Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberimizi izledik. Şöyle başlayalım isterseniz, siz de uygun görürseniz. Şimdi Putin Erdoğan son bir yılda 5. kez görüşmüşler. Normalde baktığımızda bir yılda 5 kez görüşen iki liderin aralarının ya da bu iki ülkenin arasının çok iyi olduğu mu söylenir? Bu iyi olduğu anlamına mı gelir bu iki ülkenin ilişkilerinin, yoksa tam tersi ortada bir kriz var ve o yüzden mi çok sık görüşülüyor diyebiliriz? İki ülke liderinin konuşabilmeleri her zaman ilişkilerin çok iyi olduğunun delaleti değildir. Konuşacak çok konu olduğunun göstergesi olabilir ama ilişkilerin çok çok iyi olduğunu da göstermez. İki ülkenin konuşabilmesi baş başına iyi bir şey. Bu, sadece bu yeterlilikten baktığınız zaman evet iyi bir şey bu. Ama konuşulacak konuların da çok olduğunu gösterir bu aynı zamanda. Ki konuşulacak konular da var. İşte Suriye konusu var, S-400'ler var. Türkiye'nin ben Ankara'nın, özellikle Erdoğan'ın, tabii artık Ankara deyince biraz soyut oluyor. Erdoğan demek lazım bugünkü Türkiye'nin siyasi gerçekliğinde. Erdoğan'ın Rusya ile olan ilişkileri Putin arasındaki kişiselleşmiş olduğu varsayılan dostluk ilişkisini, Amerika ile Türkiye'nin bugün yahut kendi yönetimiyle bugün Amerika'nın kurumları ve daha geniş düşünecek olursak kendisiyle, sadece çünkü kurumları değil daha çok boyutlu, daha geniş bir kriz içinde yaşadığı krizi dengelemek amacını da güttüğünü düşünüyorum. Yani bakın, biz eğer bizi iterseniz, bizim taleplerimize cevap vermezseniz Rusya var gibi bir mesaj da çıkıyor aslında Türk ve Rus liderlerinin bu sık temaslarında. Ben bu sık temasların sınır sahasının, menzilinin, yani hareket alanının sandığı kadar geniş olmadığı kanaatindeyim. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin soğuk savaş dönemi boyunca ihtiva ettiği stratejik karakterin bir benzerinin Rusya ile kurulamayacağı çok aşikar. Çünkü Rusya ve Türkiye aynı değerleri paylaşmıyor. Aynı güvenlik algısına sahip değil. İki konu çok önemli bu. Yani aynı jeopolitik perspektife sahip olması lazım. Aynı güvenlik tehdidi tespitini yapıyor olması lazım ve bu ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından bir payanda olarak, bir taşıyıcı unsur olarak, yardımcı, destekleyici unsur olarak da bazı değerleri paylaşıyor olmak lazım. Şimdi tabii Türkiye'nin almış olduğu otoriter yönelim yahut Rusya'da bugün otoriter bir rejimin olması ortak değerlerin paylaşıldığı anlamına gelmiyor. Esas burada daha derinde bir iki ülke arasında çatışan çıkarlar var. Özellikle Orta Asya söz konusu olduğunda çatışan çıkarlar var ve orada radikal İslam ve her radikal İslam'a evrilen her türlü İslami hareketlilik, eski Sovyetler Birliği coğrafyası da dahil olmak üzere, Rusya tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Ve tabii Türkiye bu tehdidi tarayan radarda ne kadar gözüküyor, ne kadar gözükmüyor? Bu bir soru işaretidir. Bence gözüküyor. Gözüktüğü için de Türkiye'den Orta Asya'ya yahut Rusya'daki Müslümanlara bazı Rusya'nın hoşlanmayacağı, haz etmeyeceği
ve ileride radikalleşmesi halinde de tehditli olarak algılayacağı bazı değerlerin ihracına imkan veren bir münasebet yakınlığını istemez Rusya. Asla istemez. Bunu istemez. Bu yani bu birbirini iten kutuplar gibidir. Dolayısıyla buradan bir alternatif ilişki modelinin çıkabileceğini ummak ve sanmak bence hayal, ham hayal olur. Artı Türkiye ve Rusya, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinin alternatifi olabilir mi? Bence olamaz. Bir defa Rusya az sayıda hizmet ihracından daha çok enerji ihracatçısı bir ülke. Dolayısıyla bir asimetri var Türkiye ve Rusya arasında. Bir tamamlayıcılık yok en başta. Ekonomik ilişkiler açısından da. Ve Türkiye'de, Türkiye'nin de ihraç ürünleri Rusya açısından alternatifi olmayan ürünler değil ama Rusya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği ürün, en başta doğalgaz olmak üzere, tabii bunlar stratejik tercihlerle belirlendiğinden öyle kolay kolay da alternatifi bulunamıyor. Özellikle doğalgaz böyledir. Yani doğalgaz ilişkisi kurduğunuz zaman, bir ülkeyle ondan alıcı olduğunuz zaman uzun vadeli bir ilişki oluyor bu. Bakımlardan ben bunun, bu kadar sık görüşmenin bir yerde konjonktürel ve işte dengeleyici bir dansa benzetiyorum bunu. Bu bir gösteri unsuru da taşıyor. Yani olabilir. Bu haklı ve meşru gerekçeleri vardır. Yani bir denge oyunu olarak da bakılabilir ama sathi bir denge oyunu bu. Yani çok fazla derine işleyeceğini sanmıyorum. S-400'ler mesela. İşte Türkiye S-400 almaya karar verdi. Şu an çok derine işlemiş bir ittifak ilişkisi var Türkiye'nin NATO'yla. Türkiye ordusu bir NATO ordusu. S-400'ler ne kadar yüksek irtifa hava savunma sistemleri olmakla birlikte ve de menzili de geniş olmakla birlikte Türkiye gibi çok geniş bir coğrafyada ancak kısmi bir hava savunması sağlayabilecek olan sistemler. Bütün Türkiye'nin hava sahasını S-400'lerin koruması ile koruması altına aldığınız zaman ancak bir yüksek irtifa hava savunma sistemine sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Yani bu bunlar gerçi taşınabilen sistemler ama işte ancak bir noktayı koruyabiliyorsunuz. Yani Güneydoğu'yu koruyabilirsiniz. Olmadı Trakya ve Marmara bölgesini koruyabilirsiniz. Buna benzer şeyler. Yani ciddi bir yatırım ve burada yine Türkiye'nin NATO üyesi olması, Türkiye'nin Batı İttifakı ile ilişkilerinin çok eskiye dayanması ve Amerika başta olmak üzere Batı'nın Türkiye'deki nüfuz derinliği, S-400'ler konusunda teknoloji transferi yapmaktan Rusya'yı alıkoyar. Teknoloji transferine yanaşmaz. Yani eğer S-400 alımı Batı'daki alternatiflerinin sahiplerinin Türkiye'ye teknoloji transferi yapmasına yeşil ışık yakmamasından dolayı gerçekleşiyorsa Rusya'dan da teknoloji transferi olmayacaktır. Çünkü bunlar stratejik hassas teknolojilerdir. Bu bakımdan ben burada gidecek yolun dar olduğunu, yani gidecek yolun kısa olduğunu düşünüyorum. Kürtler, Suriye Kürtleri meselesinde de Rusya'nın parametreleri içinde bir oyunun mahkum demek doğru. Ağır bir ifade belki ama öyle mahkum oyuncusu. Yani mahkum oyuncusu derken vassal aktörü ya da oyuncusu konumunda maalesef bugün Türkiye. Bu da izleye geldiği Suriye politikasının sonucu. Bir neden sonuç zinciri geriye doğru gidersek bunun nedeninin yine altında yatan kök nedenin Ankara'nın Suriye politikası olduğunu çok açık görebiliriz. Bu bakımdan mesela evet İdlib'de bir kısıtlı bir rol oynamaya ve Türkiye'de o bakımdan da masada bir yer ayırmasına kendisine izin verildi ama Afrin söz konusu olduğunda ben burada Rusya'nın Suriye Kürtlerini, bunun adı ne olursa olsun, ister PKK, ister PYD ya da başka bir örgüt, yani PKK'nın uzantısı PYD olmasına başka bir örgüt olsa yine de orada tehdit olarak görülse dahi bu örgüt Türkiye tarafından, Ankara tarafından Rusya'nın Suriye Kürtlerini kaybetmesine neden olacak, tamamen kaybetmesine neden olacak bir girişime yeşil ışık yakacağını zannetmiyorum açıkçası. Ve iki şey var, bir şey daha. Tabii. Hali hazırda bir örgüt olabilir, Afrin ve diğer işte Cezire kantonu falan diyoruz ya, Rojava bölgesi. Hı-hı.
Ama iki farklı realite söz konusu. Bir Amerikan realitesi var, doğuda, batıda da bir Rus realitesi var. Bu iki realiteye göre bu örgüt davranıyor ve bugüne kadar gayet aslında başarılı bir şekilde bu realiteye uygun pragmatik politika izleye geldi. Ankara-Washington ilişkisine gelirsek, orada da aslında burada gördüğümüzün tam tersi bir durum var galiba. O kadar sık görüşülmüyor ve işte geçtiğimiz haftaki görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım gitti ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Burada baktığımızda Türkiye ve ABD arasında artık açıkça belirtilen yapısal sorunların çözümü yok mu? Evet, yok. Türkiye ve ABD arasında bence tarihsel bir kopuş yaşanıyor. Bugünkü iktidarın Türkiye'sinden bahsediyorum tabii ki. Türkiye ve ABD derken. Bütün bu yüzeyde görülen semptomlar, işte Zarrab olayından, Zarrab olayı ya da efendime söyleyeyim vize yaptırımları, burada iki Amerikan konsolosluk görevlisinin tutuklu olması, S-400 konusu, PYD'nin silahlandırılması vesaire, bütün bunlar aslında esas ana derindeki tarihsel krizin yüzeye yansıyan semptomları sadece. Dolayısıyla bu semptomlardan bazıları ortadan kaldırıldığında esas sorun çözülmüş olmayacak. Yani mesela vize konusunda normale dönüş söz konusu olduğunda Türk-Amerikan ilişkileri krizden çıkıyor diyemeyeceğiz. Tam tersine onu başka bir şey izleyebilir. Kapıda bekleyen başka yaptırımlar olabilir. Bunun nedeni de aslında şu, esasa bakacak olursak Türkiye, Türk-Amerikan ilişkileri 40 yıl süren Soğuk Savaş'ta konsolide olmuş, kurumsallaşmış ilişkilerdi ve bu ilişkilerin maalesef iki tarafça Soğuk Savaş sonrasında bütün bazı başarısız kalmış girişimlere rağmen yeniden tanımlanması ve yeni ilkesel bir temele oturtulması, yani yeni bir kayde üzerine oturtulması mümkün olamadı. Sonuçta ne oldu? İki tarafında çıkar algıları ve güvenlik tehdidi algıları birbirinden çok farklılaştı. Hatta çıkar algıları çatışır hale geldi. Farklı çıkarların savunucusu konumundalar. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin özellikle 2010'dan itibaren hızlanarak, 2009 bence eğer periyodizasyon yapmak gerekirse dönüm noktası 2009'dur. Türkiye'nin 2009'dan itibaren değerler zemininde de Batı ittifakından süratle uzaklaşmaya başladığını tespit etmek lazım. Demin Rusya bahsinde de değerlerin güvenlik yahut jeopolitik vesaire ortak kaygıları ile yürütülen ilişkilerin uzun soluklu olmasını taşıyıcı bir unsur, yardımcı unsur olduğunu söylemiştim. Şimdi bu değerler, ortak değerler zemini de ortadan kalktı, kayboldu. Ortak çıkar zemini de yok. Tam tersi çatışan çıkarlar var, çatışan değerler var. Yani tam bir çıkar ve değer çatışması yaşanıyor şu an. Bunun neticesinde de ağır bir güven bunalımı var. Güven bunalımının daha somut ifadesiyle Türkiye açısından baktığımızda, Ankara'daki iktidar yönetim açısından baktığımızda çok bugünden yarına öyle ortadan kalkmayacak olan ana esas unsuru 15 Temmuz darbesinin arkasında Amerika'nın görülmesidir. Bu konuda ben Amerika'nın ağzıyla kuş tutsa Ankara'yı ikna edebileceği kanaatinde değilim. Sokaktaki insan açısından da geçerli. Yani sokaktaki insanın da Türkiye'de sıradan Türk vatandaşının 15 Temmuz darbesinin bir Amerika tarafından, bakın Amerika'nın tamamını demiyorum, mesela Beyaz Saray veya şu ya da bu kurumu kastederek konuşmuyorum ama bir Amerika, yani mesela Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın bir bölümü ya da bir çevresi tarafından bilinmediğine inandırmak mümkün değil. Şimdi bu tür böyle bir kesin bir güven bunalımı var. Bu güven bunalımı Ankara'da olduğu zaman da bu tespit ediliyor. Bu tespit edildiği zaman da bir tehdit algılamasına dönüşüyor. Yani Ankara'nın bugün Amerika'ya dönük güvensizliği Amerika tarafının aslında bir tehdit algısıdır. Yani sizin karşınızda size güvenmeyen ve sizden sürekli kötülük bekleyen, sanki yarım kalmış bir işi tamamlamak üzere adımlar attığı gibi bir algı oluşturduğunuz, yaptığınız her şeyle neredeyse bir muhatabınız var karşınızda ve bu muhatap size açıkçası
güven duymayacaktır ve güven duymayacağı için de sizin için bir tehdit olarak görünecektir. Şimdi bu kolay değil. Uluslararası ilişkilerde, dış politikada hep görüyoruz. Yani bu tarihe baktığımızda derin güven bunalımları aktörler aynı kaldığı müddetçe çözümlenemiyor. Aktörlerin değişmesi lazım. Yani ülkeler arasındaki derin güven bunalımlarına neden olan aktörlerin değişmemesi halinde bu güven bunalımları çatışmalara neden olabiliyor. Bu çatışmaların illa savaş olması gerekmiyor tabii ki. Ama çatışmadır neticede. Çatışmanın birçok tezahürü var. Mesela işte ekonomik alanda olabilir. Bu yaptırımlar şeklinde olabilir işte. Yalanlanmayan söylentiler haber oluyor. 5 ya da 6 Türk Bankası'na milyarlarca dolarlık ceza kesilebileceği gibi. Yahut Zarrab'ın 27 Kasım'daki duruşmada Ankara'yı zor durumda bırakacak bazı itiraflarda bulunabileceği ve bunun sonucunda bunun bazı kuvveden fiile geçen bazı yaptırımların da tetikleyicisi olabileceği. Peki bir spekülasyonlar var. Bir kopuşa yol açabilir mi? Şimdi Zarrab davası. Zaten konu da bu. Konuyu daha da zorlaştıran bizim açımızdan yani Türkiye açısından öyle kopmak da kolay değil. Kopmak da kolay değil. Koptuğun zaman da bir yere gitmek, bir yer ile o yer işte ne deniyor? İşte ideolojisi de var bunun. Avrasyacılık falan, Orta Doğuculuk falan deniyor. Yani bir Amerika'da Batı İttifakı ile kurumsallaşmış ilişkilerden koparak yeni bir ittifaka, onun alternatifi olabilecek bir ittifakın parçası olmak kolay değil Türkiye için. Çünkü zaten böyle bir alternatif de yok ama şu olabilir yani Türkiye bağımsız oyuncu olabilir mi burada? Bir ittifakın parçası olmayan sadece kendi çıkarlarının emrettiği doğrultuda politika üreten ve davranan bağımsız bir oyuncu olabilir mi? Böyle bir oyuncu olabilmek için bazı doğal avantajlara ihtiyaç var. Bunlar sadece coğrafi konum yetmiyor. Coğrafi konum dışında askeri yetenekleriniz olması lazım, enerji bağımlılığınızın olmaması lazım, endüstri ve teknoloji alanlarında rekabetçi bir gücünüzün olması lazım. Yani bir aslında orta boydan büyük bir oyuncu olmanız lazım. Böyle bir oyuncu olabildiğiniz zaman aktörlerle daha eşit, yani asimetrik olmayan veyahut asimetrisi az olan dengeleyici ilişkiler kurmanız mümkün olabiliyor. Olamadığınız zaman da yeniliyorsunuz, kaybediyorsunuz. Yahut da bazı değişikliklere sizi zorluyorlar. O değişiklikler gerçekleşiyor ve ondan sonra yeni bir ittifak zemini kuruluyor ve ittifaklar yeniden tanımlanıyor. Bugün Türkiye'nin süratle ihtiyaç duyduğu şey bence daha da hasarın büyümesi için Türkiye'nin ABD başta olmak üzere Batı'yla, Avrupa'yla ittifak zeminini yeniden tamamlaması gerekiyor. Ama ben mevcut durumda bu aktörlerle bunun yapılabileceği kanaatinde değilim. Bu mümkün görmüyorum. İzin verirseniz sizinle konuşmak istediğimiz bir iki konu daha var. Bir haberimizi izleyelim sonra sizinle tekrar devam edelim. Evet, konuğumuz Kadri Gürsel. Cuma günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan son yazısında siyasi nedenlerle yurt dışına taşınmayı düşünenlere seslendi ve "Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var bu ülkede" dedi. Şimdi sadede geliyorum. Türkiye yaşanmaz bir yer haline geldi. Artık burada bir geleceğimiz olamaz diye düşünen ve ülkeyi terk etme hazırlığı yapan gençler her sosyal sınıftan laikler. İran örneğini sizler için hatırlattım. Gerçekten de yaşanmaz bir ülkenin neye benzediğini göstermekte amacım. Şimdi bu nereden icabeti diye sorarsanız, 12 ay önce tutuklanıp Silivri'ye konulmadan önce varlığını zaten gözlemlemeye geldiğim Türkiye'yi terk etme eğilimini salıverildikten sonra çok daha güçlenmiş olarak bulduğum içindir diye cevap veririm. Ülkenin nice zorluklarla yetiştirdiği donanımlı gençlerin çalışmak ve yerleşmek için yurt dışına artan sayıda göçtükleri artık sıradan haber konusu. Gidenleri, çevremdeki orta yaş kuşağındaki insanların da eklendiğini duyunca üzüntüm artıyor. Gitmeyi düşünen insanlarımızın kaygılarını ben de paylaşıyorum. Evet, OHAL altında keyfi yönetimin hüküm sürdüğü bu Türkiye'de hiçbir alanda hukuki güvence yok. Evet, iktidar sahipleri kendilerinden olmayanları kamu yönetimiyle ilgili her mecra ve münasebetten dışlıyorlar. Evet,
eğitimdeki felaket boyutundaki nitelik kaybı çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Evet, vasatlaşan ekonominin nitelikli iş gücüne ihtiyacı azaldıkça gençlerin gözü yurt dışına çevriliyor. Ve evet, bu ülkede adil, serbest ve yasal seçim yapabileceğine olan inanç giderek azalıyor. Ve bunun gibi daha birçok şey. Ama durun bir dakika. Aşağıdaki iki şıktan birini seçin. Birincisi, size Türkiye'yi terk etmeyi düşündüren bütün bu olumsuzluklar, iktidarın henüz başında bulunan, yükselen, zinde, muazzam maddi ve beşeri kaynaklara sahip ve dolayısıyla İran'daki gibi kalıcı olacak bir gücün eseri mi? İkincisi, yoksa umutsuzluğunuzun kaynağında iktidarda geçen uzun yılların yorgunluğunu yaşayan, dinamizmini ve sorun çözme kapasitesini tüketmiş, anlatacak hikayesi kalmamış, ülkesinde ve dünyada yalnızlaşma sarmalının içine girmiş bir gücün çaresizlik içinde yönelttiği eylemler mi var? Ben sizin yerinizde olsam ikinci şıkkı tercih ederim. Ama siz birinci şıkkı seçseniz bile hadi uğurlar olsun demeyeceğim. Tam tersine size durun gitmeyin. Daha yaşanacak çok şey var bu ülkede derim. Güne Bakış Kadri Gürsel'le devam ediyor. Evet, durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var bu ülkede dediniz. Aslında istatistikler falan da gösteriyor, gitmek ya. İsteyen çok kişi var. Ama siz çok umut verici bir yazı yazmıştınız. Bu umutu nerede? Paradoksal bir şekilde ben bu umudu Türkiye'nin hiçbir biçimde öngörülemez bir ülke olmasından alıyorum. Yani Türkiye'de bugün olumsuz senaryolara yatırım yapılabilir. Evet, ama o nispetle de olumlu senaryolara da yatırım yapılabilir. Ve olumlu senaryolara yatırım yapıldığı zaman da olumsuz senaryolar gerçekleşeceğini savunan karamsarlar ikna etme gücü karşısındakini ancak karşısındaki kadardır. Biraz karışık oldu galiba ama yani Türkiye'nin bugün öngörülemez bir ülke olması, mutlaka ve mutlaka her şeyin daha da kötüye gideceği, nihai olarak kötüye gideceği, yani Türkiye'nin yaşanmaz bir yer haline geleceği mukadder olduğunu bize şimdiden ilan etmiyor. Yani bunu vaat etmiyor bize. Türkiye tam tersine beklenmedik bir şekilde ve umulandan da çok daha kısa süre içinde normalleşmeye başlayan bir ülke haline de gelebilir. Ben tabii ki orta sınıf, laik orta sınıflar yahut işte çünkü onların daha çok gitme telaşında yahut düşüncesinde olduklarını duyuyorum. Yahut da Türkiye'de artık bir geleceğinin olamayacağını, kendisine bir gelecek kuramayacağını düşünen nitelikli gençler olduğunu görüyorum, gitmeyi düşünen. Kulağıma da geliyor, okuyoruz. Haberlerde haber konusu zaten oluyor. Bu düşüncelere kapılmak için henüz çok erken olduğunu, tam tersine kalarak bu ülkeye sahip çıkmanın daha doğru, daha soylu bir davranış olacağını düşünüyorum. Henüz daha bitmedi. Henüz daha Türkiye için olumsuz kaderler, olumsuz yani düşünceler ve gelecek tahayyülleri üretmenin zamanı gelmedi. Türkiye'nin 200 yıllık bir reform geçmişi var. Yani bu aslında bizimle kıyasladığımız zaman, mülteci ihraç eden diğer ülkelerle bölgemizde kıyasladığımız zaman, bütün Maghrib ülkelerini alalım. Yani Arapçası ve Maghrib'den Maşrık'a, oradan daha da doğuya, Pakistan'a, Afganistan'a gidelim, Hindistan'a gidelim. Bu bölgede ki bütün bu ülkeler arasında Türkiye ile bu ülkeler mukayese edilemeyecek durumda. Yani Türkiye'nin çok eskiye giden bir reform geçmişi var. Ondan sonra kurumsallaşma geçmişi var. Sivil toplum Türkiye'de tüm bu baskılara rağmen hala varlığını sürdürüyor. Adeta bu eski Luna Parklarda şey olurdu yani, kafasına vurursun bir taraftan çıkar, oraya vurursun başka taraftan çıkar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Evet, devamlı Türkiye'de sivil toplumun kafasına vuruluyor ama sivil toplum da kafasını başka yerlerden çıkarıyor. Bir direnme hali söz konusu. Bu ülkede
bu ülkede mevcut gidişata itiraz eden ve gidişatın neden olanlara da boyun eğmeyen, itaat etmemeye niyetli çok nitelikli bir kesim var ve bunlar itirazlarını yüksek sesle ifade ediyorlar. Bu kesimi destekleyecek, bu kesimi büyütecek olan insanların bunu yapmak yerine ülkeyi terk etmeyi tercih etmeleri o zaman gerçekten kendi kehanetlerinin gerçekleşmesinden başka bir şeye hizmet etmez. Bu kendi kendini gerçekleştiren kehanet vardır diye bir laf vardır hani özellikle İngilizce'de. Yani nedir bu? İşte bir olumsuz bir gelişmenin olacağını söyleyip o olumsuz gelişmenin olması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Türkiye yaşanmaz bir yer oldu olacak deyip Türkiye'yi terk etmek de Türkiye'nin yaşanmaz bir yer olmasına hizmet etmektir. Ama Türkiye yaşanmaz bir yer olursa diye de ben örnek de verdim. Yaşanmaz bir yer örneği İran devriminin ilk yılları. İlk yıllarında yaşandılar. 2,5 sene bütün üniversiteler kapatılıyor. Ve bütün üniversitelerde binlerce solcu ve liberal bilinen öğretim görevlisi atılıyor. Bunlara kalınmıyor. Evlere ve mahallelere gidilip öğrencilerin hayat tarzları soruşturuluyor. O zamanki işte komiteler tarafından. Ve yeni rejime ve işte dine aykırı bulunan, bağlı olduklarından şüphe edilen öğrencilerin okullarla ilişkileri kesiliyor. Yani şimdi yaşanma o zaman işte İran'da orta sınıf mensuplarına ve kendilerine kendilerine bir hayat kurmak, gelecek kurmak için daha ömürlerinin başında olan insanlara dur gitme diyecek hali olamazdı kimsenin. Bu noktaya gelmemesi için herkesin çalışması lazım. Burası güzel bir ülke, burası bizim ülkemiz. Bu ülkeye sahip çıkmak ve bu ülkeyi herkesle, bütün renkleriyle birlikte yaşanılır bir hale getirmek. Şu an yaşanılmaz bir haldedir demiyorum. Ama en azından bu kaygıları ve tehdit algısını bertaraf etmek için çalışmak lazım. Ve çalışınca da başarılı olunamayacağını sanmıyorum. Çünkü bugün, bağlıyorum sözlerimi biraz uzattım farkındayım. Bugün geldiğimiz nokta İran devrimiyle kıyasladığımızda, yani bugün kaygıya ve endişeye neden olan gelişmeler henüz daha yolunun başında kendi kurumlarını inşa eden dinamizmi zirvede, zinde, genç bir İslam devrimi atılımının yaptığı şeyler değil. Tam tersine dinamizmini büyük ölçüde kaybetmiş, kendi içinde çözülme ve çürüme eğilimleri içinde olan sorun çözme ve yol gösterme kapasitesini önemli ölçüde yitirmiş ve hikayesini de aynı şekilde, yani anlatacak hikayesi de kalmadığı için işte şimdi en son Atatürkçülüğe falan tam sığınmış bir siyasi misyonun eylemlerinin Türkiye'de yol açtığı rahatsızlık, şikayet, endişe hali. Dolayısıyla buradan Türkiye kendisine yeni bir yol çizebilir ve bu yol barışçı bir yol olur. Bu yol bir toplumsal uzlaşma zemini sağlayabilir. Bu da çok büyük bir tecrübeydi. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye çok çok büyük bir tecrübe kazandırdığını düşünüyorum. Onun kitlesine de bu tecrübe, onun kitlesinin de çok büyük bir tecrübe kazandığını düşünüyorum ama henüz daha farkında değiller bu tecrübenin. Atatürkçülükten devam edelim. Bu 29 Ekim'de başladı. 10 Kasım'da bayağı artık belli olmuştu. İktidar çevrelerinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilindeki Atatürk vurgusu kuvvetlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada artık pragmatizmin ve oportunizmin, yani fırsatçılığın zirve yaptığı bir ana tanık oluyoruz. Bu bir anket Atatürkçülüğüdür. Buna çeşitli isimler takılabilir. Benden önce de bunu söylemiş tabii, mutlaka birileri vardır ama anket Atatürkçülüğü bu. Anketler ilk ankete kadar sürer bu. Yani ilk anket, önüne gelecek olan ilk ankette Atatürkçülük söyleminin, bu yüzeysel, bu sahte, sığ söylemin bir getirisinin olmadığı görüldüğünde bırakılır Atatürkçülük diye düşünürüm. Ama yani kestirip de atmamak lazım aynı zamanda. Çünkü bir İyi Parti diye bir gelişme var, bir girişim var. Bu İyi Parti AKP tabanındaki
kendisini hem Atatürkçü hem Müslüman diye tanımlayan ve yüzdesi düşük olmakla beraber tayin edici özelliği kilit olan, kilit konumunda önemli olan bir kesimi celbedebilir, cezbedebilir. Bunu elde tutmak da bence amaç olabilir. Çünkü bütün anketlerde bakıyorsunuz, yani Türkiye'deki değerler anket, değerler araştırmalarında hep Atatürkçülük en yüksek değer olarak çıkıyor. Yani bu şu demek aslında, kavranılmış, içselleştirilmiş, şuurlu ya da değil. Aslında kendisi hiç de Atatürkçü olmayan. Ve Atatürk'ün gösterdiği zamandaki bence Atatürkçülük günümüz açısından bilimsel düşüncedir, laikliktir, cumhuriyetçiliktir. Ve bu ve bunun gösterdiği yolda Türkiye'yi ilerletmektir. Yani eğitimde mesela, eğitimde bilimselliğe sırt çevirmek, eğitimde eğitimin dinselleşmesine mesela onay veren, laikliğin öneminin ayırdığında olmayan biri kendisini pekala Atatürkçüyüm aynı zamanda diye tanımlayabiliyor. İşte bence bu kesim içinde çok yüksek oranda İktidar Partisi'ne oy verenler var. Ve sanıyorum İktidar Partisi bu kesimi de tavlamak, bir daha tavlamak belki. Bu tabiri kullanıyorum. Çünkü tavlamaktan başka bir şey değil. Yani eğitimde müfredatta yapılan değişiklikler sürerken bugün, her gün bununla ilgili bir haber okuyoruz gazetelerde. Bazı gazetelerde, hepsinde değil. Atatürkçülük propagandası yapmak bana komik geliyor açıkçası. Çünkü Atatürkçülüğün bununla hiçbir alakası yok. Bu Atatürkçülüğü aslında gerçek olarak, yani bilimsellik, bilimsel düşünce, laiklik ve cumhuriyetçilik bazında savunanların elinden almak, onun içini boşaltmak amacıyla onu belki kendi normalinin bir parçası haline getirmek gibi bir niyet de içeriyor olabilir. Onu sıradanlaştırmak, onu bağlamından çıkarmak, içi boş bir slogana dönüştürmek gibi bir niyet de olabilir. Ama o niyetten önce ben özellikle bir telaş ve çaresizliğin yani iktidarı getirdiği noktada ortaya çıkan bir çırpınış olarak görüyorum. Çok teşekkür ederiz. Haberimizi girelim, ondan sonra da sizi uğurlayalım isterseniz. Güne Bakış'ta bu akşam konuğumuz Kadri Gürsel'di. Bugünkü Medyaskop TV özel yayınında Ruşen Çakır, İslamcılar ve Atatürk arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. AKP'nin Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nın 10 Kasım'da Ankara'ya, Anıtkabir'e otobüs kaldırmasının tabii ki bir anlamı var, çok olmasa da. Ama eğer bir gün AKP'nin İç Anadolu Karadeniz teşkilatları bunu yaparsa, Doğu Anadolu teşkilatları bunu yaparsa, yani Yozgat'tan, Trabzon'dan, Bingöl'den otobüsler Anıtkabir'e kalkarsa, o zaman işin rengi gerçekten çok daha başka olabilir. Şu anda henüz o aşamaya gelmedik ama öyle bir gidişte ki şu anda ülkeyi yöneten hareketin krizi oraya pekala gidiyor olabiliriz. Oraya doğru gidiyor olabiliriz. Burada şöyle bir önemli bir husus var. Şu anda Türkiye'de Atatürk'e sahiplenmenin, Atatürkçülüğün çok örgütlü bir görüntüsü yok. Daha önce hatırlanacaktır, AKP'nin ilk yıllarında yaşanan bir takım mitinglerle bunu görmüştük. Bu mitinglerde bir nevi Atatürkçülük resmi ideolojinin direnci olarak karşısında çıkıyordu. Ve burada aslında AKP'nin tasfiye etmek istediği ülkenin yönetici sınıfı, eski yönetici sınıfı, esas olarak da ordu, direnç olarak Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü savunma iddiasındaki sivil bir takım kuruluşları AKP'nin önüne çıkartmaya kalktı. Ama bu belli bir yerden sonra yürümedi. Çünkü bu aslında sivil görünümlü
resmi bir direnişti. Ve daha sonra Ergenekon süreciyle beraber bu tasfiye yaşanınca, bu kişiler tasfiye edilince ve devlete tam anlamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı hakim olunca, yani eski güç sahiplerinin özellikle asker başta olmak üzere tasfiyesiyle beraber Türkiye'de artık Atatürkçülüğün resmi bir ideoloji olarak varlığını sürdürdüğünü iddia edemez olduk. Ama Atatürkçülük bitmedi. Çünkü onun yerine gelen yeni ideolojinin kriziyle beraber toplumda bir arayış olarak, bir cevap olarak AKP ve daha doğrusu Erdoğan iktidarına bir alternatif arayışı olarak sivil anlamda yeni bir Atatürkçülüğün doğduğunu görüyoruz. Bu o kadar ilginç bir olay ve ciddi bir olay ki sadece geleneksel olarak Atatürkçü olan, Kemalizme yakın olan kesimleri değil, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelini oluşturan, tabanını oluşturan kesimlerde de belli bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Lıcağ'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın 3. duruşması bugün Çağlayan'da görüldü. Altan kardeşler ve Nazlı Lıcağ'ın tutukluluklarına devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 11 Aralık'ta görülecek. Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar Ergin Cimmen, Figen Çalıkuşu, Ferhat Çağıl ve Melike Polat'ı duruşmadan çıkardı. Savcı mütalaa hazırlamak üzere ek süre istedi, sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluklarına devam kararı verildi. Duruşmada söz alan Nazlı Ilıcak, Yargıtay'ın son kararları çok önemliydi. Ancak biz bu konuda yeterince konuşma, savunma yapma imkanı bulamadık. Avukat kısıtlaması sadece bizler için sürüyor ve bu kısıtlama savunma hazırlamayı çok sıkıntılı bir hale sokuyor. Yani Hulusi Akar'ın bilmediği darbeyi ben, Ahmet Mehmet mi biliyorduk da bir gece önce bunun için bir panel düzenledik dedi. Ilıcak'ın ardından ifadesine başlayan Mehmet Altan da yeni savcı iddianameyi okudu mu? Okumadıysa tutukluluğun devamını nasıl istiyor? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada? 429 gündür hiç somut delil göstermeden aynı kağıtlardan tutuklu olmanın sıkıntısını yaşıyorum. Allah rızası için delil gösterin diye konuştu. Ahmet Altan ise yargılamanın bir tiyatro haline aldığını dile getirdi ve Birleşmiş Milletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin raporunda bu davaya tiyatro dedi. Biraz evvel savcının repliklerini dinlerken bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım. Dosyaya hakim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor? Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz, sözlerim bu kadar dedi. IŞİD'in Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin dava bugün Silivri'de başladı. Gazeteci İsmail Saymaz hem davayı hem de IŞİD operasyonlarını arkadaşımız Fırat Fıstık'a değerlendirdi. Ya orada zaten saldıranlar öldü. Yani Atatürk Havalimanı'nda ateş edenler. Onlara lojistik sağlayanlar var. Yer temin edenler. Yargılananlar onlar ağırlıklı. Ve işinin diğer muhacir yapılanmasının unsurları yargılanıyor orada. Kafkas ağırlıklı bir yapılanmaydı zaten bunlar. Fatih civarında ev tedarik edenler vardı burada. Yargılanacak olanlar onlar esasen. Yani bunların eyleme katılanlar değil mevcutta yargılananlar. Onlar hep öyle düşünüyor. Olası bir eylem network'ünü ve sosyal tabanını önleyici operasyonlar etkisiz hale getirmeye dönük hamleler bunlar. Bunlar başlayacak ve bunlar kendilerine mecra arayacaklar. IŞİD'in Arap unsurları değilse bile Türk unsurları yedirecekler. Bunlar burada bir an kollayacaklar yani. Bir fırsat kollayacaklar muhakkak. Bunların benim göz altında, göz önünde bulundurmaya çalışıyor. Göz önünde tutmaya çalışıyor. Ve bence önleyici operasyonlarla, hatta biraz geniş tırtarak halkayı operasyonlar yapıyor. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'da rehin olduğu iddialarını yanıtlamak için kamera karşısına geçti. Ancak Hariri'nin canlı yayını iddiaları daha da güçlendirdi.
4 Kasım'daki istifa duyurusu Lübnan'da yine bir siyasi krize yol açarken aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşı da olan Sünni El Müstakbel Hareketi'nin lideri Hariri'nin ailesiyle birlikte Suudi Arabistan tarafından rehin alınıp böyle bir adım atmaya zorlandığı iddiaları gündeme geldi. Derken dün akşam Hariri, kendi siyasi partisinin televizyon kanalı El Müstakbel TV'de Riyad'dan bir mülakat verdi ve Suudlar tarafından istifaya zorlandığı iddialarını yalanlayıp birkaç gün içinde ülkesine döneceğini söyledi. Ancak Hariri inandırıcı bulunmadı. Hatta pek çok yorumcuya göre başarısız bir piyes sahnelenmişti. Nitekim Associated Press haber ajansı Hariri'nin performansını ve mülakatın yapılış biçimini irdeleyerek tuhaflıklara dikkat çekti. Röportajın bir aşamasında Hariri gözlerini fal taşı gibi açmış, odanın arka tarafına baktı. Kamerada bu bakışı izleyerek arka köşede yüzü kadraja girmeyen ancak elinde kağıt tuttuğu görülen bir adamı buldu. Yeniden Hariri'ye döndüğünde ise Lübnan Başbakanı'nın yüzünde öfke ve hoşnutsuzluk sezilebiliyordu. Twitter'da bu ana ilişkin klip Hariri'nin gerçekten de Riyad'da isteği dışında tutulduğu yorumlarıyla paylaşıldı. El Müstakbel TV sunucularından Paola Yakubyan ve Hariri bu anın ekrana yansımasını fark ettiler. Reklam arasından sonra Hariri bu kişinin kendisini Lübnan'daki son gelişmelerden haberdar eden bir çalışan olduğunu söyledi. Hariri istifa çıkmasından bu yana iletişimden kaçındığı, cep telefonunu fazla kullanmadığı yorumu sorulduğunda tefekkür halinde olduğunu, yoğun iş programı içinde dikkatinin dağılmasını istemediğini söyleyince bu kez Twitter'da özgür iradesiyle Riyad'da olduğuna pek kimseleri inandıramadığının göstergesi olarak Under Pleasure yani baskı altında hashtag'i açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki eski istihbarat şefi Başkan Donald Trump'ın ABD için bir tehlike oluşturduğunu çünkü Rusya'nın oyuncağı olmaya açık olduğunu söyledi. ABD'nin Ulusal İstihbarat Eski Direktörü James Clapper ve CIA Eski Direktörü John Brennan, Trump'ın bu iki istihbarat şefini siyaseti hacklemekle suçlaması üzerine sert açıklamalar yaptı. CNN'e konuşan Brennan, öncelikle bizim için siyaseti hackliyorlar demesinin sebebi yapılan istihbarat değerlendirmesinin gayrimeşru göstermek. Yayınlanan rapora doğrudan karşı çıkmayarak ve Putin'e açıkça bunun sorumlusunun sen olduğunu biliyoruz demeyerek Putin'e hareket alanı veriyor dedi. Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden istifa eden Clapper ise yine CNN'e yaptığı açıklamada bence Putin Trump'ın egosuna hitap edecek şekilde davranıyor ve onun güvensizlikleriyle oynuyor. Evet, hem Çinlilerin hem de Rusların onunla oynadıklarını düşünüyorum, dedi. Cumartesi günü özel müfettiş Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Mueller'in demokratların uydurduğu yapay bir işi yürüttüğünü söylemişti. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi hakkında konuşan Trump, Putin beni her gördüğünde ben yapmadım diyor ve ona gerçekten inanıyorum demiş ve bu açıklaması ise tepki çekmişti. Trump'ın Clapper ve Brennan'a saldırmasının sebebi ise bu iki eski istihbarat şefinin geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan bir istihbari ortak görüş raporuna destek vermeleri oldu. CIA, NSA ve FBI'ın gizliliği kalkan ortak raporu Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmiş olduğu yönündeki ortak görüş belirtiyordu. Dünyanın en popüler video sitesi YouTube, 2011 yılında öldürülen radikal İslamcı Enver El Evlaki'nin propaganda videolarının büyük bölümünü artan baskılar sebebiyle kaldırdı. Fort Hood, Boston Maratonu, San Bernardino ve Orlando saldırıları gibi terör eylemlerini gerçekleştirenleri etkilediği düşünülen propaganda videolarıyla bilinen Yemen asıllı ABD vatandaşı, radikal İslamcı El Evlaki'nin yüzlerce saatlik konuşma videoları, ABD güçlerinin drone saldırısında öldürülmesinden 6 yıl sonra büyük ölçüde erişimden kaldırıldı. Yakın zamana kadar YouTube'da Enver El Evlaki ismi aratıldığında 70 bini aşkın videoya ulaşılıyordu. Bu videoların arasında Evlaki'nin propaganda konuşmalarının yanı sıra hayatı, ABD'de imamlık yaptığı dönem ve Yemen yılları ile ilgili videolar da bulunuyordu. Artık aynı arama sonucunda 20 binden az videoya ulaşılabiliyor. Bunların büyük çoğunluğu ise hayatı ve ölümüne ilişkin haber videoları. Google,
2010 yılında Evlaki'nin doğrudan şiddeti savunan yüzlerce videosunu kaldırtmıştı. Terörle mücadele aktivistlerinin baskısı üzerine YouTube'da benzeri bir uygulamaya gitmek zorunda kaldı. 7 yaşına dek ABD'de yaşayan, daha sonra ailesiyle Yemen'e dönen El Evlaki, İslami eğitim görmüş ve daha sonra yeniden ABD'ye giderek mühendislik eğitimi almıştı. 1994 yılında Denver İslam Cemaatinde imamlık yapmaya başlayan El Evlaki, Colorado, Kaliforniya ve Virginia eyaletlerinde de imamlık yapmıştı. Amerika istihbaratı, başlarda El Evlaki'nin sadece radikal görüşlere sahip bir imam olduğunu düşünürken, daha sonra El-Kaide örgütüne militan bulan, faal bir örgüt üyesi olduğuna kanaat getirdi. 2002 yılında ABD'den İngiltere'ye gelen El Evlaki, aylarca Müslüman gençlere büyük rağbet gören dersler verdi. Yemen kökenli Enver El Evlaki'nin, Aralık 2007'den beri Yemen'de firarda olduğu tahmin ediliyordu. 2011 yılında, Eylül ayında ise ABD güçlerinin düzenlediği bir saldırıda yanındaki birkaç müridi ile birlikte öldürüldüğü duyuruldu. Netflix'in çok beğenilen dizisi Stranger Things'te Eleven karakterini canlandıran 13 yaşındaki Millie Bobby Brown'un Fransız moda dergisi L'Officiel'in bu ayki kapağında yer alan fotoğrafı tartışma yarattı. 13 yaşındaki Millie Brown'un L'Officiel dergisi kapağındaki yaşından çok büyük gösteren ve tartışmalara neden olan fotoğrafı dışında Stranger Things'in sezon premierinde Brown'un yaşından çok büyük gösterdiği fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. NBC Universal şirketinin yöneticilerinden Mike Sington'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımsa yeni bir tartışmayı başlattı. Brown'un iki fotoğrafını paylaşan Sington, fotoğrafların altına "Millie Bobby Brown gözlerimizin önünde büyüyüverdi, 13 yaşında" yazdı. Singleton'a ilk tepki gösterenler arasında eski bir çocuk yıldız olan Mara Wilson vardı. Kendi deneyimlerinden hareketle Sington'a tepki gösteren Wilson, "Ben çocukken bana tehdit oluşturan insanlar Hollywood'dakiler değil, yetişkin erkek fanlardı. 13 yaşındayken tanımadığınız bir adam vücudunuz hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yapması hiç de iyi hissettirmiyor" dedi. Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 17 yaşındayken iç çamaşırlarıyla Rolling Stones dergisinin kapağında olması ya da Miley Cyrus'ın 15 yaşındayken Vanity Fair dergisine çıplak poz vermesi gibi örnekler üzerinden çocuk yıldızların bir cinsel obje gibi kullanılması tartışması defalarca yapıldı. Şimdi ise çocuk yıldızların istismarına ilişkin tartışmaların yeni öznesi Millie Bobby Brown oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapımına 1.3 milyar dolar harcanan yeni Louvre Müzesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla açıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Louvre Müzesi'nden de 300 eser kiralandı. 2007 yılında Fransa ile yapılan anlaşma sonucu başlatılan Louvre Abu Dhabi projesinin 2012'de yapılması beklenen resmi açılışı petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel kriz gibi nedenlerle defalarca ertelenmişti. Daha önce inşaat çalışanlarının koşullarına ilişkin eleştirilerle gündeme gelen müze tasarımında Medine'den ilham alınmış ve Fransız mimar Jean Nouvel tarafından planlanmış 55 oda ve 23 sabit sergi alanından oluşan müzenin kubbesi ziyaretçileri kavurucu sıcaktan korurken doğal ışığın da içeri sızmasını sağlıyor. Müzede sergilenmek üzere Van Gogh'tan Gauguin'e ve Picasso'ya birçok dünya ünlü sanatçının 28 çalışması diğer Arap ülkeleriyle işbirliği içinde 28 önemli eser kiralandı. Müze cumartesi günü halka açıldı ve ilk gün için 60 dirhemlik yaklaşık 70 liralık giriş biletleri hemen tükendi. Sunucu Tanem Sivar Dirvana ve ünlü yelkenci Edem Dirvana çiftinin evlerinin bahçesinde iki köpeklerinin zehirlenmesinin ardından hayvanlara şiddet ve cinayeti kabahat sayan güncel yasaya tepkiler büyüyor. Hayvan Hakları İzleme Koordinatörü Burak Özgüner yasayı ve ulusal mevzuatta istedikleri değişiklik talebini anlattı. Benim konum olan olaydı. Yine aynı şekilde hayvan eğer
bizden hayvanları savunucuları, yaşam savunucuları, hayvanları doğuştan gelen hakları olan bireyler olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin ulusal mevzuatında da bu şekilde bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hayvanların zehirlenmesi çok çok travmatik. Hayvan kurtulabiliyorsa çok çok yine sağlık açısından sıkıntılar yaratan bir maalesef katliam diyebilirim. Bunun hiç olması gerekiyor çünkü hem hayvanlar için hem çevre için hem de insanlar için çok çok büyük tehditler oluşturan bir fiil. Ve ister sahipli ister sahipsiz olsun yasaya mevzuata göre hiçbir ayrım yapılmadığı hayvanlar arasında Türk Ceza Kanunu'nda nasıl çevreye karşı suçlar başlığı altında çevrenin kirletilmesi, çevrenin zehirlenmesi gibi bir suç varsa madde 181-182 yine bu benzer bir değişiklik yapılarak hayvanlara karşı işlenen zehirleme gibi suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak bu insanların hürriyetlerinin kısıtlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu çok ciddi bir işkence şekli, ciddi bir hayvanın insan hakkının gasp edilmesi. Dolayısıyla Türkiye toplumunda şunu sorması gerekiyor kendisine. Bu tür işkencecilerle yaşam hakkını gasp eden, gözü kapalı bir şekilde hayvanları katleden insanlarla, canavarca hislerle yaşam hakkına saldıran insanlarla yaşamak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bunu hem yasa koyucuların hem de bütün Türkiye toplumunun düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. 21. İstanbul Tiyatro Festivali bugün başlıyor. Festival bu yıl tiyatro bağımsızlık yapar sloganı ile izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding Enerji Grubu şirketleri, Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali bu sene yıllık seyrine geri dönüyor ve 2 hafta boyunca ulusal ve uluslararası klasik ve çağdaş yorumları izleyicilerle buluşturuyor. Festivalin ilk oyunu Çehov Kulesi Martı. Serdar Biliş'in güncel yorumu ile Pürtelaş Tiyatro prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam 20.30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek. Yurt dışından 5, Türkiye'den 13 olmak üzere 18 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 54 gösterisi bulunuyor. Festivalin diğer bir önemli parçasını ise festival kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen yan etkinlikler oluşturuyor. Festivalin yan etkinlikler programında okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi onun üzerinde etkinlik gerçekleşecek. Antik Yunan Tiyatrosu'nun efsanevi yönetmeni Theodoros Terzipoulos, Lübnan asıllı Kanadalı oyun yazarı ve yönetmeni Vajdi Muvat, dünya çapında ses getiren Fransız koreograf Angelin Preukaş, İtalyan katılımcı tiyatro TPO'dan Davide Venturini ile Francesco Gant, Portekizli yönetmen Pedro Pinem'in oyunları festivalde seyirciyle buluşacak. Festival 2 yakada 18 farklı mekana yayılıyor. Oyunlar Zorlu Performans Sanatları Merkezi, başta olmak üzere Moda Sahnesi, Enka İbrahim Betil Auditoriumu, Çevre Tiyatrosu, Caddebostan Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Das, Kenter Tiyatrosu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomont Yerleşkesi Şebnem Seleşik Aksan Sahnesi Salonu'nda izlenebiliyor. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Medyaskop TV'de sırada Türk-Amerikan ilişkilerinin bir geleceği var mı başlıklı özel yayında Soli Özel, Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayacak. Saat 21.30'da ise Cengiz Özdemir ve Ozan Sazöz'ün sunacakları Kültür ve Tarih Sohbetleri programını izleyebilirsiniz. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.